Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, kader arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Öncelikle borsa kapısına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle Zeytin Dalı Pençekilit Harekatı'nda vermiş olduğumuz 9 şehide Allah'tan rahmet, mekanları cennet, geride kalanlara da Allah sabır versin diyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Zor süreçlerden geçiyoruz. İnşallah sonumuz çok ama çok iyi olur. Orta Doğu'daki şu savaş bir an önce biter ve dünya rahatlar. Ama biteceğini zannetmiyorum. Büyük İsrail devletini kurmak için elinden gelen her şeyi yapan Amerika başımızın derdi yani. Şimdi ne diyeyim de ne söyleyeyim. Evet arkadaşlar, konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık yılbaşından önce, bir hafta 10 gün önce demiştim ki endeks yılbaşının ilk haftası düşecek ve ikinci haftasına itibaren bir yükseliş bekliyorum dedik ve %100 tezimizi tutturuyoruz. Ben kahin değil. 24 yıllık borsadaki hayatım, yaşamış olduğum badireler, görmüş olduğum tecrübeler sizlere paylaşmıyorum. Paylaşıyorum yani. Sizlere söylüyorum. Ve söylediğimiz nasıl birebir tuttuğunu sizler de görüyorsunuz. Ne zaman borsadan çıkacağımızı, ne zaman gireceğimizi, ne zaman %50, %30 artık neyse bir miktar nakite geçeceğimizi sizlere söyleyen tek YouTube kanalı benim. Aksini iddia eden varsa videomun altına yorum yazsın. Ben de söyledim. Borsanın ilk haftası, yılbaşının ilk haftası düşeceğini, ikinci haftada yükseleceğini söyleyen ben de söyledim diye benim altıma yazsın da videosunu izleyelim ve takdir edelim. Ne zaman borsa 8400'lerden 7600'e geleceğini söyleyen yine benim. 7600'den borsaya gömülüyorum diye söyleyen yine ben. 7600'den girip 7900'e geldiğinde ben borsada %50 nakite geçiyorum diyen yine ben. Ve 7600'de artık full borsadayım diyen yine ben. Şimdi asla övünmüyorum. Asla ve asla böbürlenmiyorum. Benim de çok eksiklerim var. Benim de bilmediğim çok neler var neler. Ama çalışmak başarının anahtarıdır. Çalışıyoruz. Sonuna kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu küçük yatırımcıyı korumak, kollamak, bu para baronlarını ezdirmemek için elimizden gelen bütün gayreti de sarf edeceğiz. Şimdi ne yapalım? En önemli kriter ve en önemli soru. Moody's geçen iki video önceydi galiba. Geçen hafta içerisinde çekmiş olduğum videoda dedim ki Moody's bizim notumuzu yükselteceğini zannetmiyorum. Bizim görünümümüzü bir tık yukarı atabilir dedik. Negatiften pozitife geçti. Notta bir artış yaptı mı? Hayır. Yine %100 bildik. Yine bildik yani. Şimdi Moody's'in not artışı olacağını düşünerekten 2-3 günden beri, özellikle çarşamba, perşembe, cuma günü borsada bir yükseliş yaşadık. Yani 8000 seviyesini test ettik ve 8000 seviyesinden son 10-15 dakikada cuma günü bir satış yedik. Yani 8078'leri bir test etmiştik. Tekrar 8000'in bir tık altında sarkarak bir kapanış yaptık. Yaklaşık Ekim sonundan bu tarafa işlem hacmimiz cuma günü 123 milyardı. Yani Ekim'den bu tarafa hiç 123 milyar da görmemiştik. Hacmimizin de artması olumlu sinyaller verdiğini, yabancı girişlerin borsaya olduğunu ve çok olduğunu, özellikle belirli sektörlerde belirli büyük beklentisi olan bu önümüzdeki bilanço dönemi yaklaşıyor. Yani normalde Şubat'ın ortasından itibaren gelecekti bu bilançolar, son bilançolar, dördüncü çeyrek bilançoları. Bu uzatıldı, günü uzatıldı. Yani Mart sonuna kadar uzatıldı, hatta Nisan mı tam da bilmiyorum, bir yerde okumuştum ama. Yani uzatıldı enflasyondan dolayı,
enflasyon muhasebesinden dolayı diyeyim, öyle söyleyeyim. Gün uzatıldığı için biraz bilançolarda bir gecikme olacak. Bu da borsamız için bence biraz olumsuz oldu. Yani bu yükseliş trendinin biraz daha gecikmesi, hisselerdeki alımların biraz daha kar satışı yapılarak realize edilmesine neden olacaktır borsada. Yani 7800 seviyesi, 7800-850 aralığını takip edeceğiz. Yukarıdaki direnç noktamız da 8205 seviyesi. Eğer 8205 seviyesi üzerinde 3 seans kapanış yaparsak, yani grafiklerle sizin başınızı ağrıtmak istemiyorum, net konuşacağım. Eğer 8205 seviyesi üzerinde endeksimiz 2-3 seans, yani özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü çok önemli. Yarın da dalgalı süreçler olacaktır. Yarın da bir miktar, özellikle bu terör olaylarından dolayı, yani işte Kuzey Irak'a kara operasyonu mu olacak, ben olacağını pek zannetmiyorum. Doğa ve hava şartları çok kötü. 3 metre civarında kar varmış. Sis, yağmur, kar sıkıntı olacağını düşündüğüm için. Yani hava operasyonları, hiç kara operasyonu olmayacak. Zaten hava operasyonu da var. Ama Suriye'ye bir kara operasyonu daha işlere ilerleyerek bir harekatın olma ihtimalini düşündüğümüz ve gördüğümüz için endeksimizde bir kar realizasyonu olacağını düşünüyorum. Nereye kadar olabilir? Yani 7800-850 aralığı önemli bir destek noktası. Orayı hacimle geçmiştik. Hacimle geçilen bir yer zor kırılır. Eğer kırılır ise de panik satışları başlar. Yani 7900, yani 8000'in bir tık altında kapattık. Ben 8000 olarak alıyorum orayı. Son kapanışta 1-2 kademe verdi. Yani 8000 psikolojik üst dirençti. Ben onu psikolojik olarak görüyorum. Gerçek direnç değil. Gerçek direncimiz 7850 seviyesi ve 8205 seviyesidir. Şu anda baktığımız zaman yarın özellikle 7205 seviyesi yarın olmasa öbür gün, 8205 seviyesi üzerinde 3 seans kapanışın yapması artık düşüş trendinin büyük bir siyasi kanattan kriz gelmediği sürece düşüşün bittiğini, artık bir yükseliş trendinin onayını aldığını bize ifade eder. Bunu bana indikatörlerim söylüyor, çalışmalarım söylüyor. Ben de o çalışmalarımı size anlatıyorum. 8205 seviyesi üzerindeki 3 seans kapanış bizi daha önceki denemiş olduğumuz zirve seviyesi 8500-550 aralığına atacaktır. 8500 ve 500 aralığında bir yatay sürece girdikten sonra 8800 ve 9200'ler benim hedefimdir. Alttaki destek noktaları nereleridir? Hemen ona gelelim. Alttaki destek noktamız 7850-35-50 aralığıdır. 7835-7850 aralığının kırılması panik satışlarına yol açar. Otomatik robotlar devreye girer ve 7700-7650 aralığına kadar bizi sürükleyebilir. Bu da ortalama hisselerde %8 ile 12 arası bir düşüş demektir. Yani endeksin 7600-650 aralığına gelmesi demek hisselerde 10-12 civarında bir düşüşe neden olur. Peki benim nakitim var, ne yapayım? Önce buna bir cevap vereceğim, sonra birkaç hisse paylaşacağım sizlerle. Şimdi baktığımız zaman enflasyon gerçekten çok yüksek. Özellikle birinci çeyrekte enflasyonumuzun pik yapacağı, yani zirveyi göreceğini, 70-75-72 5 biraz fazla oldu da %70-72 aralığına göreceğini, ondan sonra yavaş yavaş düşüşe geçeceğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı, enflasyonun yüksek seyrettiğinden dolayı üretici mallarını zamlandıracaktır ki zamlandırıyor zaten. Bu da bilançolara yansıyacak. Yani 4. çeyrek bilançolarına olumlu yansıyacak. Yani ne kadar yükselirse, zam yaparsa bilançoya olumlu yansıyor. 3 liraya sattığı malı 5 liraya sattığı zaman olumlu yansıyacak. Bilançoda kar fazla gözükecek. Onun için yani ben birinci çeyrekte özellikle enflasyonun yüksek olacağı için 4. çeyreklerinde gününün enflasyonundan
ayarından dolayı, enflasyon ayarından dolayı diyeyim, öyle anlayacağım şekilde geç açıklayacakları için bilançolar olumlu olacak. Tek sıkıntı sürenin uzaması, biraz endeksi sıkıntıya soktu. Onu özellikle belirteyim. Peki ne yapacağız? Nakitte isek, nakitte isek 7650 aralığına gelince alım yapacağız veyahut 8205 seviyesi üzerinde 3 seans kapanış yaparsa alım yapacağız. Peki %50 borsada, %50 nakitteyseniz hisselerimizi koruyacağız, bekleyeceğiz. Orta vadede bekleyeceğiz. 7600-650 aralığına gelince takviye yapacağız. Destek yapacağız. Ve seçici olmak kaydıyla, bak çok önemli bir nokta, seçici olmak kaydıyla. Özellikle hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Biz 30 ve 50 hisse dışına çıkmayacağız. Çıkmamaya gayret edeceğiz. Daha önceden hisselerimiz varsa bu aralar yükselişleri satış fırsatı olarak yan tahtaları değerlendireceğiz ve biz 30'a geçeceğiz. Bu bir kere şart. %100 nakitte olanlar 7650-8205 seviyesini söyledim. Ya 7600-650'den alacak ya da 8205 seviyesinin üzerine 2 seans, 3 seans yerleşince alacak. %100 borsada olan ne yapacak? Evet, önemli nokta bu. Ben full borsadayım, ne yapayım? Ne yapacaksın? Yarın özellikle 7850 seviyesinin, eğer kısa vadeli, yani benim tek portföyüm olmamalı. Ben her zaman diyorum ki 3 parçaya bölelim, kısa, orta ve uzun vadede hisseler yapalım. Yani 10 tane hissem varsa 3 tanesi uzun vade, 3 tanesi kısa vade, 4 tanesi de orta vade şeklinde ise, ki öyle düşünmelisiniz, ben öyle yapıyorum. Kısa vadeli hisselerim 7850 kırılırsa satarım. Kısa vade. Bak, ortaya uzuna dokunmuyorum. Çünkü endeksim ben 7600'e de düşse, 7500'e de düşse, ben endeksimizin 8500'ü test ettikten sonra 8800 ve 9200'ü ben göreceğimize 2024 yılında %99 inanıyorum. Siyasi kanatta çok büyük bir stres sıkıntı gelmez ise. Bu önemli. Bu çok önemli bak. Bu söz çok önemli. Siyasi kanatta özellikle, yani seçimden sonra, seçime çok az bir süre kaldı. Seçimden sonra acaba aynı siyasi kanat devam edecek mi? Yabancının bizden görmek istediği, özellikle Modi'sin, notumuzu artırmama nedenlerinden bir tanesi, önümüz seçim, seçim politikasını uygulayacak mısınız yoksa sıkı para politikası devam mı edecek? Bunu göremediği için Modi's notumuzu artırmadı. Artırmadı. Ne kadar Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek seçim politikası uygulanmayacak dese de bu bir risktir siyasi için. Yani onun için Modi's onu göremediği, inanamadığı, enflasyonda düşüşün göremediği ve öngöremediği için notumuzu artırmadı. Acaba seçimden sonra diyelim ki hükümet tarafından işte faizlerin düşüşü başlasın diyecek. İşte Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek veya Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan faizleri yükseltmeye devam edelim, düşürmeyelim gibi bir çatlak ses tarafından o bakanlar arasında gelirse o zaman borsamız çok sıkıntılı olur. Yabancı bunu görmek istiyor. Buna inanmak istediği için şu anda biraz sıkıntılı. Modis notumuzu artırma nedeninin birinci nedeni bu. Ben bunu görüyorum. Onun için dikkatli ve temkinli olmak şartıyla yolumuza devam ediyoruz. Eğer Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın görevlerinde kaldığı sürece seçimden sonra da özellikle ikinci çeyrekten, yani Nisan'dan sonra, zaten 31 Mart seçimleri, Nisan 15'ten sonra ben endeksimizin bakanların yerinde kaldığı ve herhangi bir değişiklik olmadığı sürece endeksimizin rally yapacağı tarihi söylüyorum. Ve ilktir bu. Ve Türkiye kanallarında hani diyorlar ya ilk, ben de söylüyorum. Rally'nin başlayacağı tarih 15 Nisan'dır. İmzanızı atın, bir kenara not alın. Nasıl yılbaşından önce seçimi, ocağın ilk haftası düşecek, ikinci haftası yükseliş başlayacak dedik.
başladı ve gidiyoruz. Şu Kuzey Irak'taki şehitlerimiz olmasaydı, ortam bu kadar gergin olmasaydı, yani Moody's'in bu hareketi belki ufak ufak satışlar getirirdi ama tekrardan yönümüz hurra yukarı olacaktık. Bu biraz sıkıntı yarattığından dolayı endekslerimizde bir dalgalanma olacaktır kısa ve öz. Peki hangi sektörler hareketli olur, hangi sektörlere gidelim, hangi sektörler ucuz? Özellikle yabancılar geldiği zaman bankalara gideceğini defalarca söyledik. Bankalarda da artık bir kar satışı bekliyorum, bir düzeltme bekliyorum. Artık onlardan çıkarlarsa, hala devam demiştim geçen hafta, bankalara gittiler. Bir miktar daha 3-4'lük artı 3-4'lük bir pozisyonları kaldı. Tarihi zirvesindeler ama dolar bazında ucuzlar. Hala dolar bazında bankalar çok ucuz, onu özellikle belirteyim. Yani bankalardan ziyade artık yani yüzde diyelim ki 100 kişi gelecek. 70 kişisinin ulaşım sektörüne yöneleceğini, burada da özellikle endeksin borsada ağırlığı olan Türk Hava Yolları tercihimizdir. 2024 yılı sonu hedefimi söylüyorum, abartmıyorum, 650 TL'dir. 2024 yılı benim Türk Hava Yolları'ndaki beklentim 650 TL'dir. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Büyük bir siyasi kriz sıkıntı olmadığı sürece. Bunu not olarak düşün. Ondan sonra ulaşım sektörü dedik. Perakende ve gıda sektöründe Şok Market, Migros beğeniyoruz. Holding'de Sabancı ve Koç tercih edilebilir. Geri çekilmelerde. Yani şu anda geri çekilmeler olur ise diyoruz. Nakite olanlar için. Ha, pozisyonu olanlar tutacak. Tutmaya devam edecek. Bankayı zaten söylemiştim geçen hafta da, Akbank demiştim. Garanti Akbank. Ondan sonra ilaç sektöründe Deva Holding, Deva, Eczacı Yatırım ve Retap fiyatlarının ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve enerji sektöründe Enerjisa beğeniyorum. Yani çok var da ben kısa, böyle fazla sepeti geniş tutmak da iyi olmaz. Geri çekilmelerde alım fırsatı olacak hisseleri sizlerle paylaşmış oldum. Birçok var ama böyle sığ tahtalardan da biraz uzak durmak lazım. Yeni halka arz olmuş. Bak geçen hafta söylemiştim. Bak beni geçen hafta dinleyen, dedim ki CATES ve Sur yapı. Halka yeni EKOS'ta dedim. Halka yeni arz oldu ve fiyatı çok ucuz dedim. Ekos yani giderin üstünde ama CATES ve özellikle CATES ve Sur yapının dedim çok çok halk arzının altında, bunlar takip edilebilir demiştim. 3 gün önce dedim 3 tane tavan yaptılar. Özellikle CATES 3 tavan, Sur yapı da %17-18 yukarı geldi. 3 günde. Daha ne olsun, daha ne diyeyim size yani. Geri çekilmeler olursa bu halk arzlarda takip edelim. Almak satmak size kalmış. Ben ona karışmam. Ben beğendiğimi söylerim. Tamam mı dostlar? Her zaman arkanızdayız. Her zaman da yanınızda olacağız. Her zaman arkanızdayız dedim. Öyle dedim, birkaç yorum gelmiş. Abicim arkamızda olma, yanımızda ol demiş. Ben de sizin yanınızdayım. Ve olmaya devam edeceğim. Yeter ki sabredin. Asla sık sık hisse değiştirmeyin. Bir hisseyi seçmeden, beğenmeden de almayın. Falan bu hisseyi demiş, filan bu hisseyi demiş. O tür hisselerden biraz uzak durun. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Portföyünüzü atabilirsiniz. O konuda da yardımcı oluyorum. Resul Aktaş Borsa veya Borsa Kapısı Resul diye Twitter'a yazarsanız 12.200 civarında bir takipçim var. Oradan da takibi alın. Gerekli şeyleri sorun. Ben oradan da cevap, yetebildiğim kadar cevap veriyorum. Bunu da asla unutmayın. Ha, geçen biraz geç verdim. Yani verdiklerim oldu da 500 tane yakın mesaj vardı. Yani biraz incelemem, bakmam uzun olduğu için bazen biraz 3-4 gün geç sonra verdim. Onlardan da özür diliyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmayanlar var. Onlar da olurlarsa seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın yine bir videomuz olacaktır. Hoşçakalın.